olmuştu. Daha önceki yayınlarımızda söylemiştik İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oraya geleceğini söylemiştik. Şu anda Süleyman Soylu burada ve göçüğün olduğu alanda incelemelerde bulunuyor. Birazdan buraya gelip basın açıklaması yapmasını bekliyoruz. Şu anda Süleyman Soylu geniş bir heyetle orduya geldi. Yanında ordu valisi Settar Yavuz vardı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz vardı. Ben mi çağırayım? Şu an orada kısa bir toplantı yapıyor. Birazdan buraya gelecek. Ebru. Buraya gelmiyor mu orada? Gel. Var mı? Efendim? Gelecek mi? Gelir. Evet. Birazdan Süleyman Soylu buraya gelecek. Abi, bir dakika. Bahadır, gel Bahadır, sen gel. Şu anda ona yönelik sorular. Bütün ekibimizle beraber Büyükşehir Belediye Başkanı, diğer ekipler konsantre olduğumuz için can güvenliği, insanların tahliyesi, özellikle tarım işçileri Sayın Bakanım okandı, önemli bir malum. 750 tane tarım işçisini tahliye ettik. Onları getirdik, kapalı spor salonuna yerleştirdik. Onların ihtiyaçlarını şu an karşılıyoruz. Dolayısıyla ama tabii fındıktan zararlı olan vatandaşlarımız var. Özellikle şu anda toplandığı için iş yerlerinin zararları var. Genel olarak. Tamam, fabrikalar. Ev iş yerine mi su bastı? Efendim, şu ana kadar. İhbar etmeyen ya da kendi imkanlarıyla bunu yapanlar da elbette var. Bunların şu anda konsantre olup biraz da söylediğim gibi acil can ve mal emniyetini sağlayacak tedbirler. Çok sayıda mesela Perşembe bölgesinde yaklaşık 27 tane mahallenin yolu açıldı. Büyükşehir Belediye ekiplerimiz müdahale etti. Diğer yerde müdahale etti. Çok geniş bir alanı etkiledi çünkü. Yani bu sadece Ünye ile ya da bu köprüyle sınırı değil. Dolayısıyla Ünye, Fas'a ve Perşembe'de de medrese önü Kırlı bölgesinde çok ciddi bir şey oldu. Yani sel oldu. Ama söylediğim gibi bugün itibariyle yani size söyleyebilir, arz edebileceğim husus çok şükür ki alınan tedbirler ve şeyle can kaybı olmaması önemli. Çünkü göçük oldu. Göçükten köprüler yok. Yürüyerek arkadaşlarımız onlara ulaştı. Onları uzun süre tahliye etmek için çok uğraştık. Tabii şu anda halen 100'e yakın mahallede ulaşımla ilgili sorunlarımız var. Yani ciddi bir hasarla karşı karşıyayız. Ama tekrar söylüyorum, burada tesellimiz can kaybının olmaması. Mesela bir kardeşimiz Yıldırım'dan hafif bir yaralandı hastanede. Sorunlarımız var ama peki bugün de şeyde söyledim. Sizin emir ve talimatla bir helikopter geldi Sayın Bakanım. Size minnet ve şükran duygularımı bir kez daha ifade ediyorum. Özellikle helikopterin gelmesi ve bir vatandaşın, mahsur kalan bir vatandaşımızın çatıdan alınması da fevkalade, hani oradan kurtarılması çok önemliydi. Minnet ve şükran duygularımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Siz bütün kurumlara talimat verdiniz. Bizim işimizi kolaylaştırdınız. Ben özellikle ordulu kardeşlerim adına size minnet ve şükran duygularımı ifade ediyorum. Çok teşekkür ederiz. İnşallah vatandaşlarımızın, tabii hükümetimizin, Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatlarıyla bu hasarlar giderilecektir diye umut ediyoruz. Şimdi AFAD'a ve meteorolojiye teşekkür etmek lazım. Çünkü AFAD'ın uyarısı ve meteorolojinin uyarısıyla biz 2020'de hazırlıklara başladık. Valiliğimizin himayesinde, ilçe kaymakamlarımızın her bir ilçede. Dolayısıyla kritik noktalar belliydi. Biz buranın böyle olduğunu biliyorduk ya da diğer yerlerde ne olabileceğini biliyor idik.
Çok şükür Vali Bey'in bahsettiği gibi vefatın olmaması bizim için sevindirici. Bu köprü ile birlikte yan taraftaki köprü de yıkılmış olsaydı Karadeniz sahil yolundaki tek ulaşım bu. Ve bunun karayollarının bize verdiği bilgi de o yönde. Yeniden yapılması belki ayları bulacak. Dolayısıyla yarından itibaren de buranın enkazı kalkacak. Hemen devletimiz zaten yaraları sizlerin, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla saracak. Bugün helikopterlerin hem sahil köyünün hem İçişleri Bakanlığı'nın helikopterlerin burada dolaşması vatandaşa muazzam güven verdi. Bugünler bu bölgenin en yoğun nüfusunun olduğu bölge. Fındık mevsiminden dolayı 1'e 3, 1'e 4 nüfus artışı var. Vatandaşlarımız da sahil yolunun kısa süreli kapalı olması mağduriyete vesile oldu ama gelen giden de her şeyi takdirle karşıladı. Nihayetinde sizlere, Cumhurbaşkanımıza, devletimize, hükümetimize sonsuz şükranlarımızı söylüyoruz. İnşallah yarından itibaren de hasar tespitiyle birlikte oluşan tabloyu karşılama konusunda elimizden geleni yapacağız. Evet, geçmiş olsun. Gerçekten buraya gelişiniz ordular için çok büyük bir şereftir. Hakikaten çok büyük bir moraldir. Sayın Başkan'ın dediği gibi ordu nüfusu şu anda yaklaşık 2 misli daha fazla. Yani İstanbul'daki orduların da çoğu buradalar. Sizin tabii burada olmanız İstanbul'daki orduların da moralini düzeltti. İstanbul'a bile etkisi oldu. Onun için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet. Ama bu yaraların da zaten en kısa zamanda sarılacağını ordular sizin yerlerinizde. Var. 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 Ünye'de 3 tane var mı? Yok. Ünye'de 3 tane var. Ordu merkezde var. Diğeri Fas'ta ikisi var. Herhalde biri de ordu merkezdeymiş. Bir şey söyleyeyim. Yok. Evet. Geçmiş olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla buradayız. Ve görünen o ki beklenenin çok üzerinde bir yağmur. Yani kimi yerlerde 20 kilogram, kimi yerlerde 95 kilogram aralığında, bazı yerlerde yoğunlukla 80 kilogramlık bir yağmurun oluşturduğu bir selle karşı karşıya. Allah'a şükürler olsun. Bir can kaybımız söz konusu değil. Maddi hasar yüksek bir oranda var. Ama özellikle bütün bilimlerimiz, valiliğimizden belediyemize, afadımıza kadar, karayollarımızdan, kaymakamlıklarımıza kadar, ilçe belediyelerimize kadar, canhıraş vatandaşımıza kadar canhıraş bir mücadele ortaya koydular. Ve bu olay olur olmaz. Halimizle, belediye başkanımızla, buranın belediye başkanıyla, afet başkanımızla, her biriyle temas ederek yapılabilecek yerlere oluşan kriz merkeziyle hangi adımdan atılabileceğini hep beraber değerlendirdik ama ordu ve ordular hakikaten büyük bir gayretle burada, özellikle altını çizmem gerekir ki böyle bir selle bir mücadeleyi ortaya koymuşlar. Tabii burada Karadeniz'in birbirine bağlayan tek yolu var. Evet. Ve bu yolda bir köprünün bir tarafının yıkılması, diğer tarafından ancak ulaşımın sağlanması şu anda mümkün. Ama karayollarımızda, diğer bilimlerimizde hemen çalışmalara başlayacaklar. Ordulu hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı açık ve nettir. Hasarlarla ilgili tüm maddi kayıtlar devletimiz tarafından, hükümetimiz tarafından karşılanacaktır. Ve gerekli bu konudaki hasar tahribatı ne ölçüdedir? Arkadaşlarımız mevsim ve yağmurlar el verdiği ölçüde buna bakacaklar ve zannediyorum ki kısa bir süre içerisinde bu gerçekleşecektir. Onun için tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yukarılarda yağmurun biraz daha fazla olduğunu ve yukarıdan aşağı bir selin geldi. Genellikle Karadeniz bölgesinin yukarıdan aşağı yağan yağmurla oluşan bir sel durumu söz konusu. Ve burada da gerek tekrar hepinizin tüm arkadaşlarımız, tüm bilimlerimiz ve kendi üzerine düşen yükü
bir mücadeleyle ortaya koyan bütün arkadaşlarımızı tekrar huzurunda tebrik ederim. Allah razı olsun. Maddi hasar karşılanabilir. Önemli olan can kaybımız. Allah'a şükürler olsun, bir can kaybımız söz konusu değil. Buradaki köprü meselesi de yol meselelerine de telafi edilir. Devletimiz bunu yapabilecek bir güce, belediyelerimiz bunların üzerinden gelebilecek bir güce sahipti. Tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Biraz rahatsızım, kusura bakmayın. Kameranın oraya gel. Evet, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu alana gelmişti. Alanda köprü üzerinde çalışmaları değerlendirdi. Şimdi Ordu Valisi Settar Yavuz ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ve ilçe belediye başkanlarıyla birlikte tekrar köprüdeki incelemelerine devam ediyor. Kısa bir açıklama yaptı. Yorgun olduğunu söyledi ve Ordu'ya geldiğini söyledi Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Şimdi tekrardan çöken köprü üzerindeki çalışmalarına, inceleme çalışmalarına devam ediyor. Hasar tespit çalışmaları en kısa sürede yapılacağını ve en kısa sürede de hasar tespit çalışmalarının yapılıp sonuçlanacağını, bu yolun önemli bir yol olduğunu, Karadeniz sahil yolunun önemli bir yol olduğunu ve bu yolun en kısa sürede tamamlanacağını da müjdesini verdi. Şimdi tekrardan beraberindeki heyetle birlikte incelemeler devam ediyor. Saldan'ın amcaoğlu. Öyle mi? Bizim ilçe başkanı biliyor ya. Orhan'ın amcaoğlu. Evet, Çanakkale. Her taraf Orhan'ı da geçirdi. Hadi ya. Orhan'ın her tarafı da geçirdi. Burada siyaseti, burada oyun atıyor. Makine sende mi? Evet. Tamam, şimdi sana ver. Ben de. Bir Hep geldi mi? Ben neredeyim? Biraz seni bekliyorum ya. Çok da gelmiyor. İyi. Thank you.
Ben mi? Önden yatıyorum. Çünkü yaptım. O ben de, benim yönetmen de. Yardım etmiyorsun. Ona Ebru mikrofon nerede? Bize belediye başkanı. Erbaşı belediye başkanı. Size 3 tane köprümüz sıkıldı Sayın Bakan. 3 köprü. Evet. Bizde de köprü iki yani biri kombine yerle bir. Onu söylüyorsun ne başkanım? İkizce. Bunlar hepsini topluyoruz. İkizce. Sayın vekilim biliyor hocam köprünün yıkıldığını. Geçmiş olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. Geçenki başka afetti. Bir öncekindeyiz Sayın Bakan. Şeyimiz yok. Can gayrimiz yok elhamdülillah. İlk ev su baskını. Onları tahliye ettik. Sizde var mı? Ondan dolayı 3-4 tane mahallemde şu ulaşım sağlıyor. Su alma yapılarıyla ilgili bu çok debi ve bulanık. Tüm su alma yapıları tamamen suyun altında kaldı. Ciddi bir hasar var. Geçmiş olsun arkadaşlarımız bütün hasar. Müsaadeniz arkadaşlar dikkat edin. Ama bununla ilgili bütün çalışmalar arkadaşlar gerçekleştiriyorlar, yapıyorlar. Allah'a şükür can kaybı yok. Hasar tespitleri yapıldıktan sonra inşallah vatandaşımızın karşı karşıya kaldığı mağduriyet giderilecektir. Efendim bölge fındık açısından önemli bölge. Önemli. Burada büyük bir kayıp olduğu söyleniyor. Onu da bilgi alabilir misiniz? Sayın Valimiz biraz önce anlattı, belediye başkanımız da anlattı. Yani tam hasat zamanı. Bir de İstanbul'dan ve Türkiye'nin birçok yerinden Ordu'ya, Giresun'a, Trabzon'a, Samsun'a bu bölgeye fındık hasattığı için, fındık için gelen, fındık toplamak için daha doğrusu gelenler var. Ama ne kadar bir hasar var, arkadaşlarımız bunu tespit edecekler. Sayın Bakanım, risk devam ediyor. Bir uyarınız olacak mı gece boyu? Özellikle uyarımız şu, mümkün olduğunca bu ana arter, bu ana yol kullanılmaması gerekir. Yani çok acil işi olmayanlar, onlara da özellikle görevlilerimizin kontrolü çerçevesinde yolu kullanmaları gerekir. Bir iki gün böyle bir tedbir alırsak zannederim bu sel felaketinden herhangi bir başka bir kayıp olmadan çıkabilme fırsatımız olur. Onun için mümkün olduğunca şu yolun kullanılmaması gerekir. Bir iki gün insanlar, vatandaşlarımız, hemşehrilerimiz bulundukları yerlerde kalabilme ihtimalleri çok daha doğru olur. Çünkü özellikle bu yol tek taraftan veriliyor ve tek bir geçiş var. Allah muhafaza yine ani bir yağmurda eğer yolda bir birikme olursa bir büyük sıkıntıyla karşı karşıya kalırız. Bir yağış uyarısı tabii diğer bölgede şey var. Yani onu, arkadaşlarımız sürekli olarak bildiriyorlar. Hem yeni yağış, belki biraz daha kuvvetli bir yağış uyarısı var. Biz tedbirimizi alacağız. Vatandaşlarımız da tedbirini almasını buradan sizin vasıtanızla tekrar iletiyorum. Geçiyoruz. Sağ olun. Evet, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu buradaydı. Köprü üzerinde incelemelerde bulundu ve bütün birimlerle teker teker görüştü. Ordu valiliğiyle görüştü, afet ekipleriyle görüştü ve hepsinden bilgi aldı. Uyarıları da vardı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Ordu'daki devam edecek olan meteorolojiden yapılan uyarılara kendisi de bir uyarıyla cevap verdi.
böyle hasar tespit çalışmaları en kısa sürede yapılacağını, hasar tespit edilen yerlerin en kısa sürede tamamlanıp tadilatlara başlayacağını, onarım çalışmalarına başlayacağını söyledi. Fındık üreticilerin de müjdeleri vardı. Bildiğiniz üzere sel felaketi dolayısıyla tonlarca fındık da denize döküldü. Onlarla ilgili müjdesi vardı ve TMO'nun devreye girip ve bu hasar tespit çalışmaları da yapılacağını söyledi. Süleyman Soylu şimdi alandan ayrılıyor ve diğer sel felaketinin yaşandığı Patsa ilçesine geçiyor. Oradan da Perşembe ilçelerindeki ziyaretlerine başlayacak ve hasar olan yerleri yerinde inceleyecek. Şimdilik Ünye ilçesinde yaptığımız yayınlara son noktayı burada koyuyoruz. TV52 izleyenlerine iyi akşamlar diliyorum.